ilginç bir mekandayız. Bir o kadar sabır isteyen, bir o kadar zaman isteyen bir sanatla bugün tanışacağız. Belki böyle bir program genelde televizyonlarda görmüyoruz. İlginç bir program olacak benim açımdan da. Bakır rölyef sanatıyla ilgili bilgilere sahip olacağız bugün. Röportaj yapacağız, sorularımızı soracağız ve kısmen de olsa izleyeceğiz bu sanat nasıl yapılıyor, gelişimi nasıl, bunları öğreneceğiz. Yanımızda bu işle uğraşan Kenan Işık var. Hemen ondan dinleyelim, bir tanıyalım bakalım. Kenan Bey, merhabalar. Öncelikle Merhabalar. sizi biraz tanıyalım. İsmim Kenan Işık. Bir tekstil fabrikasında çalışıyorum. Ek iş olarak bu bakır rölyef sanatıyla ilgileniyorum. İşimden arta kalan zamanlarımda böyle bir sanatla uğraşmaya karar verdik. Eşimle de ortaklaşa beraber yardımlaşarak yapıyoruz. Kimi zaman ben evde olmadığımda kısmi yerlerini o yapıyor. Kimi yerlerini ben yapıyorum. Sipariş geldikçe ya da istek oldukça ya da bizim herhangi kendimize ait sevdiğimiz, hoşlandığımız bir obje olduğunda onu yapmaya karar veriyoruz. Onları yapıyoruz. Çeşitli numunelerimiz de var burada zaten. Görüntülerde de yer aldığı gibi. Bu gibi şeylerle uğraşıyoruz. Şu an elimizde de bir Türk bayrağımız var. Şu an bununla uğraşıyoruz. Bu sevda nasıl başladı peki? Ne kadar süredir yapıyorsunuz? Yaklaşık 1,5 yıldır, 1 yıldır yapıyorum. Şu an bunun da fazla bir gündemde olmadığı için, unutulmaya yüz tuttuğu için de dikkat çekeceğini düşündük. Tarihi bir sanat olduğu için de, alışılagelmişin dışında bir şey olduğu için yapmaya karar verdik ve hoş da duruyor. Yani bir eskitme görünüm alıyor. Çeşitli şeylerin kabarmasıyla daha güzel bir görünüm ortaya çıkıyor. Böyle bir merak oldu bizde. Unutulmaya yüz tutmuş dedik. Gerçekten hani çok fazla karşılaştığımız bir şey değil. Belki hediyelik eşya dükkanlarında falan görüyoruz belki ama çok az sayıda. Siz nasıl merak saldınız bu konuya? Çeşitli ben de böyle bir eski el sanatları programlarından gördüğüm kadarıyla ya da böyle bir bu gibi şeylerin az da olsa yaşatıldığında değer bulacağına inandığım için. Sizin de dediğiniz gibi çok az da olsa sağda solda gördüğümüz için yaşatmaya karar verdik. Yani bir karakalem çalışması da olabilirdi, bir yağlı boya da olabilirdi ama bu daha farklı bir şey olduğu için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Evet efendim, televizyon programlarının faydaları değil mi? Peki hani ilk başladığınız zaman eserler hani direkt çok güzel, hani görüyoruz burada çok güzel eserler var. Direkt böyle çok güzel bir şekilde çıkmadı herhalde. Tabii ki, tabii ki. Yani şu an her yaptığım bir önceki tabloda beğenmediğim şeyler oluyor tabii ki. Yani sonuçta elden çıkıyor. Makineden baskıyla çıksa mesela ayarlarsınız her şey aynı ölçüde çıkar ama insanoğlunun da hata yapabileceği gibi her tablomuzda ufak tefek hatalarımız oluyor. Hepsinde beğenmediğimiz noktalarımız oluyor. Ya da hayal gücünüzü de kattığınız için çok farklı şeyler olabiliyor. Mesela aynı tablo bile olsa bir diğerini yaparken daha farklı bir şey yapmak istiyorsunuz. Daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Tabii ki ilk zamanlarda beğenmediğimiz şeyleri ilerleyen tablolarda ya da ilerleyen eserlerimizde daha güzellerini yapmaya başladık. Hala da çok güzel yapıyoruz diyemiyorum. Çünkü dediğim gibi her aşamada farklı bir hayal gücünüz gelişiyor. Peki Kenan Bey, bakıyorum burada tablolara, gerçekten çok ince detaylar var. Hani bu iş çok sabır isteyen bir iş herhalde. Evet, gerçekten de çok sabır istiyor. İnce ince yapmanız gerekiyor. Hiçbir şeyden bıkmamanız gerekiyor. Her aşaması farklı bir yönde. Yani her aşamasının bir zorluğu var. Her aşamasında daha da bir güzel ortaya çıkıyor ama siz bunu yaparken biliyorsunuz ki finale geldiğinizde ortaya çok güzel bir şey çıkacağından dolayı yani büyük bir merakla yapıyorsunuz ve büyük bir heyecanla yapıyorsunuz. Bir an önce ortaya çıksın ki o görüntüyü alalım. Bütün o son görüntü her şeyi Evet, değiyor yani. her şeye değiyor. Günlerin yorgunluğu, kafa yorgunluğunuz, tabii bir yandan stres de atan bir iş bu. Bir yandan da tabii yorduğu da oluyor, gözleriniz yoruluyor, vücudunuz yıpranıyor falan ama ortaya gerçekten çıktığında hiçbirisi önemli olmuyor yani sizin için. Evet, çok güzel bir meşgale olmuş gerçekten. Hem unutulmaya yüz tutmuş bir eserleri böyle bir sanatı yaşatmaya çalışmanız gerçekten çok güzel. Biz teşekkür ediyoruz yani. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim size. Peki Kenan Bey, ilgi nasıl? İlgi her işe merak olduğu gibi bu gibi görünümlerin de ben nasıl bunlara merak saldıysam kimilerinin de merakı var. Yapmadan ya da sadece izlemeli ya da gördüğü şeyleri alarak merak olan insanlar var. Bunları bulduğumuzda tabii ki
İstekler kaçınılmaz oluyor. Herhangi bir istekte bulunabiliyorlar. Tuttuğu takım olabilir ya da eski bir tarihi bir kişilik, hayran olduğu bir kişiliği isteyebiliyor ya da bir eski evler görünümünü isteyebiliyor. Ne bileyim, aklına herhangi bir şey geliyor. Onu istiyor bizden. Biz de ona göre yapıyoruz. Ailesine ithaf ediyor ya da sevdiği bir kişiye ithaf ediyor. Kendisine özgü olan bir şey yazdırabiliyor. Bu şekilde. Evet. Yani bence çok güzel de bir hediye yani. Evet. Yakın bir dostuna Tabii ya ki. da bir başka hani yakın birine yapılabilecek, verilebilecek hani sıradan olmayan bir hediye. Evet. Sıradan olmadığı için zaten ilgi çeken bir şey. Evet. Bir de şu yönü var. Sıradan olmadığı için zaten bu programı yapıyoruz. Yoksa Evet. alışılagelmiş bir şey olsaydı zaten çok kayda değer bir şey olmazdı. Onun için dediğiniz gibi çok sıra dışı bir hediye oluyor. Çünkü onun için özenle yapıldığı belli oluyor. Yoksa dışarıdan herhangi bir şeyi hazır alabilirsiniz ama burada ona özel günlerini harcanan, üzerinde insanın el emeği olduğu gösterilen bir şey, bir emek olduğu için çok fazla insanı cezbediyor bu. Evet. Sıra dışı dedik. Peki bu bakır rölyef sanatının aşamaları neler? Hani nasıl oluşuyor peki? Bu günümüzde gördüğümüz herhalde bakır rölyef dediğimiz madde bu. Evet, bakır, yaprak bakır bu. Evet. İstenilen herhangi bir şekli, mesela Türk bayrağından bahsedelim. Biz bunu üzerine yerleştirip ilk önce üzerinden çizgiyle gittik. Daha sonra kaldırıp bir defa daha iyice belirginleşmesi için bir sefer daha gidiyoruz. Daha sonra arka yüzden ön yüze doğru kabartma yapıyoruz. Buralardan bastırarak objenin Evet. istenilen kabarması gereken yerleri kabartıp dolga aşamasına getiriyoruz. Dolga aşamasında herhangi bir materyal olabilir, silikon olabilir, alçı olabilir. Neyi kullanıyorsunuz? Onu döktükten sonra güzelce zımpara ve temizlik işlerini yapıyoruz. Tabii bu anlattığım 2 günü buluyor bu şu aşamaya kadar. Çünkü kuruması beklemesi gerekiyor. Herhangi bir şeyin ortaya çıkması için de beklememiz gerekiyor. El işçiliğinden hariç. Ondan sonra herhangi bir duralit ya da sert bir malzeme üzerine yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra da üzerinde o aşamadan sonra yapmamız gereken ya da istenen bir el işlemesi varsa o aşamada onu yapıyoruz. Daha sonra da çerçeveleme işlemimize geçiyoruz. Bu anlattığım şey 1-2 dakikamızı aldı ama bazen 15 günü bulduğu zamanlar oluyor, tabloya göre Evet, değişiyor. detayına göre değişiyor değil Tabii mi? ki. Yani burada görüyorum gerçekten çok detay isteyen, çok Evet. ince işçilik isteyen eserler var gerçekten. Evet, yani tek tek incelemeniz gereken o objenin gölgesine varana kadar belletmemiz için her şeyi elimizden çıkması gerekiyor. Yoksa insanı cezbeden herhangi bir şeyi bulamayız yüzeyinde. Evet. Bu kadar sabır isteyen, bu kadar günlerinizi ayırmanız gereken bir eserden bahsediyoruz. Peki bunun maliyeti ne kadar? İzleyicilerimiz kesinlikle merak ediyordur. Evet, bize olan maliyeti yaklaşık yine dediğim gibi her şey yaptığınız esere göre değişiyor. Ortalama 100 lira civarında bir maliyet sunuyor. Tabii ki yine diyorum, verdiğiniz el emeğinin yanında maliyetini ya da fiyatını düşünecek bir şeyiniz olmuyor. Çünkü el emeği göz nuru olduğu için maliyeti şöyle bir kenara bırakıyorsunuz. Verdiğiniz emek, hatta bazen yaptığınız şeyi vermek bile istemiyorsunuz. Çünkü o kadar emeğiniz var ki üzerinde. Bu normalde piyasasında, hani zaten izleyicilerimiz de internetten de bakabilir. Yüksek fiyatlar olabilir ama gerçekten değecek. Yüzyıllarca evlerinde saklayabilecekleri bir şey. Herhangi bir şekilde eskimeyecek, deforme olmayacak bir şey. Belki 100 yıl sonra tarih eser olarak bile kalabilecek bir şey. Evet. Yani bir büyüklüğüne göre ya da detayına göre de fiyat Evet, değişiyor, değil mi? tabii ki, tabii ki. Yani kimi tablolarımız 500 liradan başladığı oluyor. Kimileri 100 lira, 150 liradan alıcı bulduğu oluyor. Civarında dediğim gibi değişen çeşitli tablolar çektiniz. Eski Ankara evleri tablolarımız var. 400 ila 500 arasında gidip geliyor. Yavuz Sultan Selim tablomuz var. O 250 lira civarında seyrediyor. Bir Osmanlı toprağımız var. O da yine 500-600 ila değişiyor. Üzerinde ekstradan istenen bir şey, yazı olur. Farklı bir dövme işlemi olabilir. Ona göre değişiyor dediğim gibi ama kesinlikle fazlasıyla kat kat, yani bizim şimdi Kayseri'de de fazla bir ilgi çok fazla olmadığı için siz de ister istemez piyasasını aşağı düşürüyorsunuz. Çünkü arz talep meselesi. İnsanlar istemeli ki siz ona göre kendinizi geliştirip ya da daha üzerine emek döküp ya da
daha güzel fiyatlarla. Çünkü bunun alıcısı olmalı ki ben bunu yaşatabileyim. Kesinlikle. Onun için de zaten eskimeye yüz tutmuş. Şimdi ilgi fazla olsaydı bu kesinlikle unutulmaya yüz tutmazdı zaten. Değil mi? Evet. Evet, aynen öyle. Konuşmamızın başında da belirttik. Eşinizle beraber yapıyorsunuz. Siz Evet. gündüz işte olduğunuz zaman sabah eşinize Evet. bırakıyorsunuz. Biz de hemen eşinizi tanıyalım. Evet. Fatma Hanım merhabalar. Merhabalar. Sizi biraz tanıyalım. Ben Fatma Işık. Kenan Işık'ın eşiyim. Bir Evet. tane oğlumuz var. Evet. 6 aylık. Eşimin sayesinde ben de bakır rölyefi öğrenmiş oldum ve çok eğlenerek ve çok zevk verici bir şekilde bakıra işliyoruz eşimle birlikte. Evet, aynı süreden başladınız yine. Beraber mi başladınız Hı yani? hı, evet, eşim ilk öğrenme aşamasında kendisi hani bakıra resmi herhangi bir şeyi işleyerek öğrendi. Siz de işinizden öğrendiniz. Evet, aynen. Beraber yapıyorsunuz. Yani eşiniz işte olduğu zaman siz sabah herhalde ön aşamasını tamamlıyorsunuz. Eşiniz gelince tamamlıyor mu? Nasıl oluyor? Eşim işe gittiği zaman ben ilk baş bakıra resmi yapıştırarak ilk işlemimi koyuyorum. Ondan sonra o resmi bakıra güzelce çiziyorum. Çizdikten sonra kalın çizgisine gidiyorum. Onda gittikten sonra ilk olarak kabartmasını yapıyorum. Kabartması olduktan sonra eşim geliyor. Onun dış yüzeyini parlatıyoruz eşimle birlikte. Silikonunu sıkıyoruz. Ondan sonra karartmasını yapıyoruz. Eşinizle beraber gerçekten çok güzel bir hobi olmuş, değil mi? Beraber Evet, uğraşıyorsunuz. çok güzel. Kerem Bey biraz gösterelim isterseniz izleyicilerimize. Bu ilk önce çizdiğimiz Evet. eser. Yaprak bakırı biz arka yüzünü çevirdik şu an. Ön yüzüne doğru bir kabartma işleminde bulunacağız. Buna özel tahta kalemlerimiz var. Çünkü tahta olmalı ki iz ya da kesme, delme işlemi olmasın. Üzerinde rahatça işlem sağlayabildiğimiz aletler kullanmalıyız. Bunu bu şekilde kabartıyorsunuz, değil mi? Evet, aynı şekilde ön yüze doğru kabartıyoruz. Evet efendim, biraz önce çizmiş olduğumuz eserimiz şimdi de ters yüzeyinden kabartma işlemini uyguluyoruz. Kabartma işleminden sonra hangi aşamaya geçiyoruz efendim? Kabartma işleminden sonra dolgu aşamasına geçiyoruz. Tesviye yaptıktan sonra dolgu aşamasına. Çünkü ben buraları kabartırken bu yüzeyler de bozulmuş oluyor. Bunlar ufak bir tamir işleminden sonra bu kabarttığımız, oyduğumuz yerlere dolgusunu döküp donmasını bekliyoruz. Dolgu iki şekilde mi oluyor? Yani biraz önce bahsettik silikon ve Evet. alçı, değil mi? Evet. Başka Neye şekillerde de göre olabilir. değişiyor peki o? Tutkal da olabilir. Ben malzeme mesela ince olan hatlarda ya da küçük olan hatlarda silikon kullanıyorum. Alçı bazen kırılabiliyor. Ama dolgunun çok olduğu yerlerde ya da sağlam olması gereken yerlerde de alçı kullanıyorum. Ha, bunu tutkalla da kullanabilirsiniz. Farklı bir şey de olabilir. Onu da kullandığınız zaman oluyor ama genelde alçı tercih ediyorum ben. Evet, daha sert ve dayanıklı mı oluyor? Tabii ki, tabii ki. Evet, evet efendim. Şimdi burada da görüyoruz. Bu da dolgunun kabartmanın bitmiş hali. Bu Osmanlı tuğrası dediğimiz şey mi? Evet, Eser. Osmanlı tuğrası. Çeşitli örnekleri de var zaten Bunun izleyicilerimiz. kabartması bitmiş durumda, değil mi? Aha, Bu şimdi neyi bekliyor? bu şimdi dolguyu bekliyor. Kabartması yapılacak, pardon. Bunun kabartması yapılmadık. Bütün kalın hatları gidildi. Kabartması ve dolgu aşaması yapılacak bunun Ha, bu sadece. çizildi yani. Evet, bu Evet. çizildi. Aşağı yukarı Sonrasında da bitti. buradaki şeylerde yapılmış eserlerin içinde de alçı ve silikon var, değil mi? Evet. Mesela bu Beşiktaş Evet, bu içerilerinde armasında. alçılarımız var. Evet, gayet dayanıklı bir oluyor, değil mi? Evet. Dayanıklı bir madde. Evet, içerisinde hep dolgu aşamalı ki çünkü bunlar ezilip bükülmesin ya da zamanla içine göçmemesini engelliyor. Biz bunu sert bir yüzeye yapıştırdığımız vakit daha sonra karartma işlemini yapıyoruz. Bu Evet. gördüğünüz her yer Karartma işlemi nasıl oluyor hakiki peki? bakır. Kükürt yardımıyla şey yapıyoruz. Taş kükürtü su yardımıyla asit haline getirip yüzeyine döküp buraları yakıyoruz. Evet. Bildiğiniz yakma işlemi suyla yanıyor. Rengini alıyor. Simsiyah rengini aldıktan sonra istediğimiz objeyi maden cilasıyla parlatıyoruz. Maden cilası sürüp maden teliyle parlatıyoruz. Evet. İstenilen yüzeyi tabii ki. Nereyi istiyorsanız, ne şekil aldırmasınız. Her zaman dediğim gibi hayal gücü de çok önemli bu sanatın Kesinlikle, üzerinde. Yani kesinlikle. siz nasıl
hayal ederseniz, nasıl bir güzel olduğunu kanaat getirirseniz o şekilde yaparsınız. Evet Kenan Bey, peki bu malzemeleri bulmakta sıkıntı çekiyor musunuz? Nasıl evet, buluyorsunuz? Hani Kayseri'de var mı? Kayseri'de bulamıyoruz. Genelde İstanbul'dan falan aldığım oluyor ama dediğim gibi her şeyin başı arz talep. Yani şimdi Kayseri'de de fazla arz talep olmadığı için buralarda da malzemesi bulunmuyor. Şu an yani bunun biz malzemesini tedarik ediyor olsak 3-5 yıl sonra müşteri bulamadığımız zaman bu işi bırakacağız. Kayseri'deki esnaflar da sanırım bu şekilde yaptı. Hobi olarak yapmaya devam edersiniz tabii, herhalde. Tabii tabii, yani biz sadece malzeme... İlk başladığınız zaman herhalde bir beklentiniz yoktu ama gerçekten ortaya çok güzel şeyler çıkınca, evet, istek de olunca... Tabii tabii, zaten hobi olarak başladım. Evet. Farklı bir şey, el uğraşı falan oldu. Daha sonra baktım, çevremden isteyen insanlar oldu. Kendine özgü bir şeyler yaptırmak isteyen oldu. Tabii ki bunun da takdir edeceğiniz gibi bir maliyeti olacağı için... Kesinlikle. Bu yavaş yavaş ticarete de dönüşmeye başladı. Bu şekilde dönmeye başladı. Şimdi de herhangi bir istek olmasa bile artık bu sanat bizi çekiyor. Aklımıza bir şey düştüğünde hemen onu da yapıyoruz. Çünkü gerçekten izlemeye doyamıyorsunuz. Evime de yapıyorum bayağı. Yani her odamda illaki vardır. Çünkü baktıkça kendinizden çıkmış bir eser yani. Evet, kendi ellerinizle. Evet, dediğim gibi isteyerek. Bir de alışılagelmiş dışında bir şey olduğu için de daha çok dikkatinizi çekiyor her seferinde. Aynı şekilde. Bunun da kabartmasını bittikten sonra hemen alçısını döküp tekrar müşterimize ulaşmasını sağlayacağız. O ne kadar süre alacak peki alçısını dökmemiz? Alçısını dökmemiz fazla bir süre almaz. 10-15 dakika falan olur ama beklemesi bir günü falan buluyor. Bir gün onun donması lazım, evet, değil mi? Evet. Tabii ki sabit beklememiz lazım ki biz bunu tablo haline getirdiğimizde içerisi hava almayacağı için kurumayacak. Bizim bunun donmasını beklememiz gerekiyor. İleride dediğim gibi yüzyıllarca evimize saklamamız için. Kesinlikle öyle. Evet. Çok sağlam olması gerekiyor. Zaten bakır bunu yaktıktan sonra da yüzeyine koruma kimyasalları sürüyoruz. Vernik sürüyoruz. Kimi zaman ahşap cilas sürebilirsiniz. Bu şekilde parlaklığını ve o deforme olmayışını gösteriyor. Yani şu şekilde, evet, bir ham bakırı bıraktığımız halde bu yanar. Üzerinde de izlerini falan belki kameradan görünmüyor ama el izlerinden dolayı yandığını görüyorsunuz. Evet, evet. Bunları bu şekilde bıraktığımızda deforme olacaktır ama oysa ki o materyalleri sürdüğümüzde hiçbir bu şekilde zarar görmüyor. Tabii ki, tabii ki. Evet. Hem parlaklığını da yitirmiyor. İstediğiniz görünüm hiçbir zaman değişmiyor. Evet, kesinlikle çok nadide eserler efendim. Evet. El emeği göz nuru diyebiliriz. Aynen öyle. Hepsi göz nuru. Gördüğünüz elimizdeki yaptığımız ham bakır da yavaş yavaş elimiz değdikçe kararıyor. Evet. Çünkü bakırın özelliği de bu. Yavaş yavaş kararıyor. Tabii ki biz bunu karartıp parlatırken bunların hepsi kayboluyor. Hiçbir şekilde göz önüne gelmiyor. Peki Kenan Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle diyebilirim. Tabii ben bu işi yaptığım için değil. Herhangi bir unutulmaya yüz tutmuş eserlerimizi bence canlı tutmamız gerekiyor. Bizim de tarihimizde her zaman vardır. Evet. Bir taraflarda bulundurmamız gerekiyor. Çünkü yeni nesilde her zaman basit olan şeyleri daha çok elimizde bulunduruyoruz. Çünkü onların elimizde tutacağımız, yani bir sonraki çocuğunuza, torununuza gösteremeyeceğiniz şeyler. Oysa ki bunun gibi bakır ya da alüminyum herhangi bir rölyefte çok uzun zamanlar bizim evinizi saklayın. Bizden olan şeyler. Aynen öyle. Yani bakır işleme sanatı, bakır kalaycılık falan, onlar da o, bu da bakırın ayrı bir dalı. Kalaycılık yapmak, demir dövmek falan. Bunun gibi şey eserleri evlerinde bulundurmalarını tavsiye ederim. Herhangi bir dediğiniz gibi hediyelik eşya bakımından da vereceğiniz kişi kesinlikle çok fazlaca cezbedecek. Çünkü hiçbir kişi de göremeyecektir bunun etrafında. Evet. Kayseri'de de yapan yer hemen hemen yok gibi. Benim gibi belki bir iki arkadaşım daha var ama şöyle bir çarşıya çıktığınızda hiçbir esnafı yaparken ya da yapıp satan bir esnafı göremeyeceksiniz. Maalesef Kayseri'mizde yok. Keşke daha fazla olsa. Evet, yani bu kadar nadide eserlere, el emeği göz nuru dediğimiz eserlere bu ücretlerde hani gerçekten evet, bu kadar yüksek bir miktar değil, hediye olarak düşünüldüğünde çok güzel bir hediye evet, de olabilir. Evet, gerçekten de çok güzel bir hediye olacaktır. Kenan Bey, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Evet, teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım.
Çok teşekkür ediyorum size ve işinize. Ben teşekkür ederim. Biz de çok keyif aldık. Evet. Şeref verdiniz. Çok bizi memnun ettiniz. Buradan ailemize selamlar gönderiyoruz. Evet. Işık ailesine, Dilbaz ailesine, Eşkin ailesine selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Evet. Siz neler söylemek istersiniz son olarak? Ben de çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Yani ben herkese tanıttığımız için çok memnun kaldım. Hani herkesin bilmesi gereken bir şey ve ben yaptım. Yaptığıma da çok hani pişman değilim. Çok güzel bir meslek. Evet. Yani ben meslek edindiğime inanıyorum ve bunun devamını getireceğime de inanıyorum. Evet, biz çok çok teşekkür ederiz size. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim, bu hafta yine ilginç bir sanat eserini ekranlara getirdik. Gerçekten ben çok keyif aldım bu sanat eserinin detaylarını öğrenmekten. Bunları da sizlere ilettik. Gerçekten çok hoş, hediye edilecek bir eser belki de. Hani hediye etmek istediğiniz yakınınız varsa çok düşünmeden böyle bir şeyi ona özel olarak yaptırabilirsiniz ismiyle veya herhangi bir şeyle. Evet, biz yine gezmeye devam edeceğiz. Yunus Bulat'la Şehir Ajandası gezmeye, konuk olmaya, konuk etmeye devam edecek efendim. Şimdi de devam ediyoruz.